Geçen sezon sadece ATV'nin değil tüm kanallar arasında en çok izlenen dizilerden birisi olmayı başaran Kardeşlerim, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman umut dolu, sıcacık hikayesiyle milyonlarca kişiyi ekrana bağladı. Hal böyle olunca Kardeşlerim'in yeni sezon bölümleri de beklenmeye başlandı. Gelin dizinin yeni sezonunda neler olacak ve dizinin kadrosuna kimler katılacak daha yakından bakalım. Yapımcılığını NGM Medya'nın üstlendiği Kardeşlerim dizisi, 20 Şubat 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan Kardeşlerim, kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaştı. Bugün, dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Yönetmen koltuğunda Serkan Binici otururken, dizinin senaryosunu ise Gül Avuz Sermenci kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde ise Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Ahu Yatu, Fedik Sevin Atasoy ve Simge Selçuk yer alıyor. İlk sezonunu zirvede tamamlayan Kardeşlerim, yeni sezonda katılan oyuncular da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Merakla beklenen diziye Berna, Berna'nın kızı Dora, Kaan ve Cemil olmak üzere birçok karakter katıldı. Akif Atakul'un oğlu olarak diziye katılacak olan Kaan karakterine yakışıklı oyuncumuz Eren Ören hayat verirken, Cemile karakterini güzel oyuncumuz Nilsu Yılmaz canlandıracak. Ancak Berna karakterini hangi oyuncunun canlandıracağı belli değil. Öte yandan dizinin yeni sezonunun ilk tanıtım filmi de sosyal medyada paylaşıldı. İlk tanıtımından anlaşılıyor ki izleyiciler yine gözyaşına boğulacak. Birinci sezonun son bölümünde Kadir suçsuz yere gözaltına alınmış ve hapishaneye girmişti. Ben hiçbir şey yapmadım. Yat yere dedim sana. Dokunma bir şeye. Abi ben gerçekten hiçbir şey yapmadım. Geldiğimde yerde böyle yatıyordu. Ben de ambulans arıyorum zaten. Yat yere dedim sana. Kardeşleri ise en büyük koruyucular olan abilerinin polisler tarafından götürülüşünü gözyaşlarıyla izlemişti. Abi. 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 Bırakın abi. Hiçbir şey yok. Akif diyor ki, yanlış zamanda yanlış yerdesin Kadir. Abilerini özlemle bekleyen kardeşlerin yürek yakan görüntüleri ikinci sezonda çok duygulandıracak. Yeni sezonda Erhan'ı vuran kişinin babası olduğunu Doruk'un öğrenmesi bekleniyor. Suçu Kadir'in üzerine atan Akif ile Doruk arasındaki ilişki de merak konusu. O geri zekaları hayatımıza sen soktun baba. Hep sen yüz verdin. Lan bak seni gebertirim ben. Seni gebertirim. Ağzını... Akif! Akif lütfen. Dizinin belli olan yeni oyuncularını tanıyacak olursak Nazlıcan Çetin. Nazlıcan Çetin 29 Nisan 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim ve öğretim hayatına İstanbul'da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde devam etti ve mezun oldu. Hayatının en büyük kırılma noktası 2019 yılında katıldığı Miss Turkey 2019 güzellik yarışması oldu. Bu yarışmada finalist oldu. Ardından Craft Oyunculuk Akademisi'nden temel oyunculuk dersleri aldı. Nazlı Çetin oyunculuk kariyerine ilk kez 2019 yılında Lifestyle ve Pepsi reklam filmlerinde oynayarak adım attı. Aynı yıl Gajendra Verma Ja 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 video klibinde yer aldı. Kapanmadan Kazan yarışma programında yardımcı sunuculuk yaptı. Nazlı Çetin dizi oyunculuğuna 2020 yılında Şeref Sözü adlı dizide Hicran rolüyle adım attı. Ah bebeğim. Ne kadar güzel olmuşsun. Çok güzel değil mi? Çok. Düğünün prensesi olacağım. 2021 yılında Mucize Doktor dizisinde rol aldı. Ne oluyor? Ne oldu? Sakin. Ya. Ona, sakin.
Aynı yıl 2021 yılında Kardeşlerin dizisine katılan genç ve güzel oyuncu dizide Dora rolüne hayat verecek. Kardeşlerim dizisinde Dora karakterini canlandıran Nazlı Çetin kötü tarafta yer alacak. Eren Ören, 1998 doğumlu olan yakışıklı oyuncu Eren Ören, eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde devam etmekte. Daha önce Atosun Optik markasının reklam filminde yer aldı ve seslendirme yaptı. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Eren Ören, özel hayatında atış yapmakla, at binmekle, basketbol oynamakla ve okçulukla arasının iyi olduğu bilinmekte. Geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda dizisinde Veli karakteriyle dikkat çekmeyi başardı. Veli, Kırmızı Oda'da cezaevinde Sadi'nin olduğu koğuştaki koğuş ağası karakteriydi. Ayrıca Geçen Yaz adlı filmde Özgür karakterine hayat veren genç oyuncu, Kardeşlerimde Akif'in gayrimeşru oğlu Kaan'ı canlandıracak. Nilsu Yılmaz, 2021 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen İzmirli olan oyuncu, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda eğitimine devam eden Nilsu Yılmaz, aynı zamanda tiyatro oyuncusu. Daha önce birçok tiyatro oyununda ve müzikallerde yer alan Nilsu, Payitaht Abdülhamit dizisinde Dilruba karakterine hayat verdi. İlk sinema deneyimini ise 2020 yılında vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever 2 isimli sinema filmi sayesinde yaşadı. Sana mı baktı o? Ay yalnız Allah bak, Ayendelon gibi çocuk. Güzel oyuncu daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir gibi başarılı projelerde de yer aldı. Oda kamera karşısında en son 2021 yılında Kırmızı Oda dizisiyle yerindeki asıl çıkışı da burada. Eliha'nın kızı Melek karakterine hayat verdiği Kırmızı Oda'da yakaladı. Kardeşlerimde ise Cemile Akgün karakterine hayat verecek Esile Umut. Esile Umut, 2021 yılında İzmir'de doğdu ve hayatını orada sürdürmekte. Fakat dizi çekimleri için ara ara İstanbul'a gelip gitmekte. Oyunculuk yeteneğiyle pek çok yapımcının dikkatini üzerine çöken Elisa, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Sevdam Alabora dizisiyle yaşadı ve oldukça da başarılı oldu. Daha sonra Ufak Tefek Cinayetler ve Akrep dizisinde oynayan genç ve güzel oyuncu, Kardeşlerim ile kariyerine devam edecek.